Merhaba arkadaşlar. Benim adım Burak Behlil Önmez. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Sizlere chip tuning yani arabaya yazılım atma, performans arttırma nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar, zararları var mıdır bunlardan bahsedeceğim. Günümüzde modern motorları EKU yani elektrik kontrol üniteleri yönetiyor. Motorun durumunu, ne kadar yakıt gönderileceğini, turbo basıncını, ateşleme zamanlamasını gibi bütün parametreleri motor üstündeki her şeyi EKU kontrol ediyor. Ve bu fabrika çıkışı bize belli bir kodlanmış halde geliyor. Biz bunun üstünden bazı değişiklikler yaparak ekstra güç alabiliriz. Peki hangi parametreleri değiştirerek güç alıyoruz derseniz, öncelikle yazılımlarda temel değiştirilen şey enjeksiyon haritasıdır. Bu da yani ne zaman ne kadar yakıt gönderileceğini, buna bağlı olarak da hava yakıt oranının ne olacağıdır. Araç yazılımı motorlarda ateşlemeyi gerçekleştiren EKU'nun bilgileri aldığı çiplerin işletiminin yazılımını değiştirmesidir. Çip uygulamaları motorlarda performansı arttırma işlemiyle birlikte gelişmeye başlamıştır. Çiplerin içerisinde bulunan bilgiler ortam sıcaklığı, hava basıncı, hava akışı, yakıt püskürtme zamanı gibi verilerin toplandığı tablolardan oluşur. Chip tuning'in kullanmalarında genel olarak yapılan uygulama, chip içerisindeki yazılımı bilgisayar vasıtasıyla tekrardan güncellenmesidir. Bununla birlikte çiplerin düzenlenemediği durumlarda, içerisindeki yazılımların toplanamadığı anlarda yazılımın yerine yeni bir çipi yerleştirmesi, takılması gündeme gelinebilir. En olmadık durumlarda ise çip ünitesi yerinden sökülerek yerine yeni bir çip konulabilir. Chip tuning uygulamasının yapılmasında elde edilen güç artışının yaklaşık %10-15 olduğu göz önüne aldığımızda güç artışının güzel bir metot olduğunu söylemek doğru olacaktır. Çipte yapacağımız yazılım güncelleştirmeleri EGR yani egzoz gazı devir daimi ve PDF yani dizel partikül filtresi optimizasyonu, mevcut motor yazılımının yüksek performansa göre programlanması, yapılan mekanik modifikasyonlar sonucu ihtiyaç duyulan performans artışı için araç yazılımının tekrar programlanması, motorun kullanım şartlarının farklılığından doğan ihtiyaçları karşılamak için araç yazılımının tekrar programlanması ve yakıt ekonomisi hedefli yazılım programlanmasıdır. Chip tuning'in genel olarak mantığı ise araç üzerindeki orijinal yazılımın okunması, bilgisayara kaydedilmesi ve yedek alınması, araçtan okunan bu dosyanın düzenlenmesi, düzenlenme yapılan bu dosyanın tekrar araca yüklenmesidir. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.